Merhaba değerli izleyenler, Derin Gündem programına hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz Serhat Ahmet'tan, hoş geldin Serhat Ahmet'tan diyelim ve konu başlığımızda ne filmler olarak bilinen ama bunun Sümer'deki karşılığını Anunnakiler olarak gördüğümüz bir varlık tipi eski ayette geçiyor. Çok gizemli kişiler var, adamlar veya varlıklar, bunlar devler olarak tarif ediliyor. Nefilimler kimdi? Bunlar dünya dışından mı geldi? Bu gizemli grup nedir, neyin nesidir? Bunu konuşacağız. Kimdir Nefilimler? Yani Nefilimler şimdi biliyorsun sen, bir Hanok kitabında geçiyor, bir de Tevrat'ta geçiyor. Yalnız burada anlatılan Nefilimler, insanların dünya üzerinde gördükleri ve insanlarla genleri uyumlu olup onlardan neslinin de devam edebildiği insanımsı yaratıklar diyelim. Yani ben seni nasıl görüyorsam, sen beni nasıl görüyorsan Nefilim'e baktığım zaman da öyle. Çünkü orada dünyada o günlerde Nefilimler vardı diyor Tevrat'ta. Aynı evet. Hanok kitabında da aynı şekilde. Şimdi o zaman bunlar... Yani o günler dediği Nuh tufanından önceki günlerden bahsediyor. Ha öyle. Şimdi demek ki burada bir de bunlar insan kızlarını alıyorlar, evleniyorlar. Evet. Onlardan çocukları oluyor. Olduğuna göre genetik uyum var. Kromozomlarda bir sorun yok. Çocukları oluyor. Çocuklarının da çocukları oluyor. Yani neslini de devam ettirebiliyor. Hani bu çocuk olur da ikinci nesilde kısırlaşır. Eşekle atın şeyi katır olması oluyor. Gibi. Şimdi öyle bir sorun da yok. Yani kendi neslini de devam ettirebiliyor. Evet. Bir de şu detayı da ekleyelim. Şimdi Tevrat'ta Tanrı oğulları insan kızlarını beğendi diye bahsediyor. Evet. Şimdi Tanrı oğulları dediği kavramın baktığımız zaman İbranice metnine Beni Elohim diye. Evet. Yani ben demek, bir Arapçada bin olarak söylenen oğlu demek. Oğlu. Elohim de tanrılar diye tercüme edilmiş bir kelime, çoğul bir kelime. İşte ilahlar demek. Aslında o. Orada bahsettiği göğün gökyüzündeki bir takım varlıklardan bahsediyor. Yani Elohim... Şimdi orada sen şimdi mesela ilkel insan düşün, bugün bile aynı şekilde. Yani bugün biz gerçi uzaydan birileri gelse uzaylı deriz ama... O gün onların uzaydan geldiğini anlama kapasitesi yok. Yani nereden geliyor, nereden geliyor bunlar. Bir de teknolojileri çok üstün olduğu için güçlüler. Silahları var, şunları var, bunları var. İşte şimşek çaktırıyorlar. 10 kişiyi yok ediyorlar, 100 kişiyi yok ediyorlar. Böyle yani bir sürü akıl almaz o gün için. Yani buradan mesela biz Antalya ile telefonla konuşuyoruz. O da öyle konuşuyor. Yani onu anlayamıyor insanlar o günlerde. O zaman ona diyor ki yani bu ilah olması lazım. O ona aslında tapınılacak birisi olarak değil, verdiği isim o. Yani bu güçlü bir yaratık, bu ilahlar gibi gücü var bunun. O zaman biz buna da ilah diyelim. O tanrılar, ilahlar evet. falan denilmesi bu şekilde anlaşılması bunlar, lazım. Bunlar insanların kızlarıyla evleniyorlar ve buradan çocukları oluyor. Bir soy ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi bunu biz nerede görüyoruz? Yani Mısır'a baktığımız zaman... Mısır'da bu işin aslının faslının ne olduğunu anlıyoruz. Nasıl anlıyoruz onu? Şimdi birincisi Robert Bauval diye bir adam. Bu Amerikalı bir mühendis. Suudi Arabistan'da petrol şirketlerinde çalışıyor. Tatillerinde Mısır'a gidiyor. Çok meraklı. Mısır'da inceleme yapıyor. Mısır'da incelerken şey keşfediyor. Mısır'daki piramitlerin ulu orta yerlerde olmadığını keşfediyor. Biraz daha araştırınca gökyüzündeki Orion takım yıldızıyla 3 tane piramidin Keops, Kefren, Mikeronos aynı şekilde eşleştiklerini görüyor. Sonra onu biraz daha ilerletiyor. Ondan sonra o Orion kuşağının bütün piramitlerinin de yerlerini buluyor. Onlardan bazılarında var, bazıları yerleri var. Sonra oradan Sirius'un olduğu yeri buluyor. Bu çok ilginç bir şey. Bunu kitaplarında yazıyor. Şimdi bu buradayken o araştırmalarına devam ederken de 1993'lü yıllarda Robert Gantenbrink diye bir adam var, Alman. Bu da bir robot yaptı. Bu piramidin içindeki iki tane odanın yan taraflarından çıkan böyle şaflar var. Onlar önce havalandırma delikleri zannettiler. Ondan sonra havalandırma deliği olmadığı anlaşıldı onların. Ne işe yaradığını anlamak için çalışmalar yapıldı. Onların eğimlerini ölçtüler. Bunların eğimlerini ölçmek de öyle kolay bir şey değil. Eğimlerini tam böyle hatasız ölçtüler. Sonra onları
bilgisayardaki bir programla hangi yıldızlarla acaba eşleşiyor diye o eğimler nereye gidiyor, nereye gidiyor bunu anlamaya çalıştılar. Hangi tarihte eşleşiyor, hangileriyle eşleşiyor. Milattan önce 10.450 senesinde hepsi eşleşiyor. İki taraftan çıkıyor. İki odadan ve iki taraftan çıkıyor. Kuzey ve güney. Şimdi güneyden çıkanlar kral odasından çıkan direkt Orion yıldızına gidiyor. Orion'un birinci yıldızı Elnitak. Ona gidiyor. Aşağıdan kraliçe odasından çıkan güney şaftı o da Sirius'a gidiyor. Direkt onunla eşleşiyor. Milattan önce 10.450. Kuzeyden çıkanlar kraliçe odasından çıkan direkt kutup yıldızına gidiyor. Kral odasından çıkan da Draco Tuban diye bir yıldız var. Bu yılan oğullarının yıldızı. Zaten adı üzerine belli. Draco, yılansı. Yılan burcunu temsil eden bir yıldız. Direkt orayla eşleşiyor. Şimdi burada yalnız kuzeydeki şu andaki kutup yıldızıyla eşleşiyor denileni bazı araştırmacılar da şöyle diyorlar. Bu milattan önce 10.450'den önce bu kutup yıldızı burada değildi. Başka bir kutup yıldızı vardı. O da Deneb'ti. Kuğu takım yıldızına ait bir yıldızı. Esas kuğu takım yıldızının yıldızıyla eşleşiyor. Onu ona göre ayarlanmış diye iddia edenler var. Ben o fikre daha yakınım. Çünkü kuğu takım yıldızıyla ilgili de çok gizem var. Araştırdığım zaman dünyanın geçmiş bütün kadim tarihini. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Bunlar önce hiçbir işe yaramadığı gibi anlaşıldı. Fakat sonradan piramit metinleri keşfedilince piramit metini, piramitlerin içinde hiçbirinde yazı yoktur. Sadece 5. sülaleye ait piramitler var. Onların içinde gizli odalar bulundu. O odaların içinde yazılar var ama yazılar 100 sene sonra hiyerolif yazı çözülünce o da Napolyon Mısır'a geldi. Mısır'dan Rosetta taşını aldı. O taşta Kıptice ve hiyerolif yazılar vardı. Oradan Champollion'da bir Fransız onu çözdü. Onu çözünce o yazıların içinde bir ritüel anlatılıyor. Bu ritüelde Orion takım yıldızıyla eşleşen Osiris diye bir kral var. Bu yine aynı şekilde Orion takım yıldızıyla eşleşen Set diye bunun bir abisi var. Bu Set, bu Osiris'e darbe yapıyor. Osiris küçük çocuk, Set büyük çocuk. Ben bunu ardılık kan diyorum, kitaplarda da yazıyorum. Büyük çocuğun küçük çocuğu uzaklaştırması bu. Mesela Yakup oğullarında Hazreti Yusuf'un abileri tarafından uzaklaştırılması olarak anlatılmış. Aynı şekilde Hazreti İbrahim'in çocuğunun, Hazreti İsmail'in, Hazreti İshak doğduktan sonra hanımın istememesiyle uzaklaştırılması olarak anlatılmış. Yalnız burada darbeyi büyük çocuk yapıyor. Büyük çocuk darbeyi yapınca küçük çocuğu parçalıyor. Bu Mısır'da geçmiş bir olay gibi anlatılmış. Küçük çocuğu yani Set Osiris'i parçalıyor. Nil'in her tarafına dağıtıyor. Bu Nil'in de aynı zamanda Nil gökyüzündeki yüzdüşümüne baktığımız zaman Samanyolu ile aynı yüzdüşümünde olduğunu görüyoruz. Buradan şunu anlıyoruz. Demek ki bu parçaları dağıtılan Samanyolu'ndaki yıldızları bunun generalleri, ordunun komutanları, bürokratları, şunlar bunlar kaçıyorlar. Öyle anlamak lazım. Ondan sonra hanımı olan Isis kaçıyor geliyor Sirius yıldızına ve bu Sirius yıldızına yeniden toparlanmaya çalışıyor. Bunu da şöyle anlatmışlar Mısır kadim şeyinde. Kocasının parçalarını toparladı. Hepsini topladı ve canlandırdı. Peki canlandırdı ama çocuğu olamıyordu. Çünkü bir tek şeyini bulamadı. Cinsel organını bulamadı ve ondan çocuğu olamıyordu. Sonra bunu bir şekilde hallediyor ve çocuğu oluyor. Bu da şu demek. Sirius yıldızında yeni bir egemenlik alanı kuruluyor. Sonra bu çocuğun adı Horus oluyor. Horus gidiyor büyüdükten sonra, güçlendikten sonra gidiyor. Babasına darbe yapan amcası Set'i oradan uzaklaştırıyor, yeniyor. O kaçıyor gidiyor. Bu bahsettiğim Draco yıldızının egemenlik alanı olan bu Sirius'a yakın bir yer var. Oraya kaçıyor, saklanıyor Set. Ama kavga sırasında, yani Mısır'da anlatılan şekliyle ben evrensel şeklini birleştirerek anlatıyorum. Kavga sırasında Set Horus'u şöyle gözüne pençesini atıyor. Çünkü bunların hayvan karşılıkları da var. Mesela Set'in çakal. Çakal Horus'unki kuş, şahin. Horus'unki şahin, Osiris'inki boğa. Bunlar sonra dünyadaki dinlere, kültlere yansımışlar hep. Şimdi bu bir pençe atıp
Horus'un tek gözünü alıyor. Horus tek gözlük alıyor. Sette evet. 3 tane göz oluyor. Bir tane fazladan göz oluyor. Ama saklanıyor bu. Neyse. Ondan sonra Orion'u eline geçiriyor. Şimdi buraya kadar anlatılıyor. Bu vakti zamanında Mısır'da firavunların gizli bir şeyi, ritüeli. Fakat bunun zaman içerisinde din haline dönüşmesiyle bunun da firavunların yönetimde kendilerine kolaylık sağladıklarını gördükleri için bunu halka açıyorlar, bu kısmını. Bu ritüelin devamı var, bu ikinci kısmı. O çok gizli. O da şöyle, Mısır'da bir kral öldüğü zaman onun namı Osiris. Kralın namı Osiris. Oğlunun veliahtın namı da Horus. Şimdi kralı yatırıyorlar bir gece. O yıldızların eşleşmesi lazım. Eşleşme zamanlarına göre ayarlayıp yatırıyorlar. Yanına da ilaç verip veliahtı yatırıyorlar. Bunlar bir gece kalıyor. Yıldızların eşleşmesine göre bunların kuğu takım yıldızına gittiği veya Orion'a gittiği oradaki meclisi kralın oğlunu tanıttı. Kralın eğer bu kabul edilirse yerine geçmesi, kralın yerine geçene Horus'tan Osiris'e geçmiş unvanı veriliyor. Bu zaten Osiris olan da yıldızlara gidip kendine bir yer buluyor. Cennet gibi bir yerde yaşıyor. Ondan sonra bunlar geri dönüyorlar dünyaya. Bu tabi ritüel. Yani bunun böyle olduğuna inanılıyor. Belki de bu geçmişte daha bambaşka bir şey vardı. Bu çok gizli olan bir ritüel. Buna da ağız açma ritüeli deniyor. Şimdi burada da olan şey şu. Yani öyle bir şey oluyor ki bu Horus savaştan sonra hem Orion takım yıldızının hem de Sirius takım yıldızının lideri olmuş oluyor. Sirius takım yıldızında zaten liderdi ama Orion da kabul edilmesi için kendini kanıtlayıp bir meclise sunması gerekiyor. Bundan da şunu anlıyoruz. Bütün buralar eğer Samanyolu'nda medeniyetler silsilesi var ise bu medeniyetler silsilesinde bir şeyler olmuş. Bir kavga dövüş bir şeyler olmuş. Ve bunlar dünyaya yansımış. Bu anlatılanlar bana göre dünyanın dışında olmuş olan şeyler. Ama tabii oradan eğer dünyaya o soyları temsil eden bazı insanımsı diyelim, genleri bizimle uyumlu ama teknolojileri çok üstün olduğu için tanrı gibi görülen birileri geldiyse, onların da nefilim denilen çocuklar, onlar da varmışsa. Nefilimse, çünkü bu nefilim daha sonra da şöyle oluyor. Bu şey din dinleşiyor bu. Bu dinleştiği zaman boğa kültü olarak çıkıyor önce. Ondan sonra hanımı onu toplayan o da inek kültü olarak çıkıyor. Ondan sonra bunun devamı Baal kültü. Baal kültünde de şöyle bir şey var. Bu İştar tapınımı deniyor veya Baal tapınımı deniyor. Bu masonluğa kadar gidiyor, bağlanıyor. Burada da bunların, bu gelenlerin, biz insanımsı dedik. Şimdi oraya bir yorum yapmadık. Ama Baal tapınımından da bunların bizim dini kitaplarımızda cinler diye geçen yaratıklar olduğu da anlaşılıyor. Cin aslında öyle uçan kaçan havada yüzen görünmeyen falan öyle bir şey de değil. Yani cin benim anlayabildiğim kadarıyla genetik olarak uzaydaki başka bir türe ait bir şey. Ama bu da insanımsı ve insanla da genleri de uyumlu. Yani bunlara mesela Mısır'da tanrılar, yarı tanrılar, bunları Maneton şeyinde anlayabiliyoruz. Ta 38 bin seneye kadar geri gidiyor. Tanrılar, yanı tanrılar, sülaleler dönemi. Firavunlar ve sülaleler dönemi. Şimdi bu Baal kültünde kalmıştık. Baal kültünde de şöyle bir şey var. 21 Haziran yaz günlönümünde 3 gün bir şenlik yapılıyor. Bu şenlikte sadece bakire kızlar, hiçbir kimse giremiyor içeriye tapınakta. Dışarıdan gelen yabancılarla evlenip diyelim, onlardan çocuk sahibi oluyorlar 9 ay sonra. Bu nerede yapılıyor bu ritüel? Bu tapınakta oluyor. Mısır'da mı yoksa Mezopotamya'da? Mısır'da da var. İz düşmüş bunu karşılığında. Bizim bugün Lübnan dediğimiz yerde, Tire dediğimiz yerde var. Zaten bunun şeyde de var. Benzer ritüel Sümer'de de var. Tapınak. Bu pagan ritüellerin hepsinde var. Bütün evet. Antik Ege'de de var. Mesela bizim memleket Bandırma'da da bulundu, sonra kapattılar. Evet. Hatta Göbekli Tepe'de de var. Daha şu an hiçbir yerde yayınlanmadı. Belki birazdan anlatırım onu. Ben onunla ilgili bir çalışma. Sen o kısmını yapmıştım. Anlat. Şimdi ben buradan şunu söylüyorum. Şimdi 21 Haziran'da bu olunca tekrar gelecek sene ilkbahar. Ne yapıyorlar onu da istersen anlat. Onu tam açmadık. 21 Haziran'da bir şey yapıyorlar. Ne yapıyorlardı? Bir seks ayini mi yapıyorlar? Tabii öyle yapıyorlar tabii. Yani seks ayini demeyelim buna. Ben şimdi onu bizim insanlarımızın şeyini rahatsız etmeden evleniyorlar diyelim. Evleniyorlar. Yani dışarı ama yabancıyla evleniyorlar.
yabancı geliyor, evleniyorlar ve oradan çocukları oluyor. Bu şekilde söyleyeyim. Ama öyle tam olarak da öyle değil aslında değil mi? Tapınakta kız çocuk. Yok, şey değil. Yani öyle toplu falan onu bilmiyorum. Ona rastlamadım. Ama birebir evlenip... İnanna kültü var ya, yani Sümer'de bu hatta... Evet, işte, o da oradan geliyor zaten. Tapınakta işte... Yani işte... Şimdi bunları... Bunlar neden anlatıyoruz? Bunlar şimdi bizim geçmiş kadim şeylerimize, dinlerimize yansımış. Bu nereden gelmiş? Dünyaya nasıl yayılmış? Bunun yayılması kaynağı... Ben fazla uzatıyorum ama konular şey olduğu için. Şimdi bunun kaynağı şu. Hazreti Musa İsrailoğullarını çıkartırken Samiri diye birisi geldi bir tane boğa heykeli yaptı. Ve İsrailoğulları buna tapınmaya başladılar. Sebebi de şu. 30 gün dağda kalacağım, geleceğim dedi. 10 gün daha uzayınca işler karıştı. Hazreti Harun da başlarında baş edemedi. Evet. Şimdi bu Samiri diye geçiyor Kur'an-ı Kerim. Ama bunun arkasını araştırdığın zaman şöyle bir şey çıkıyor. Bu isyanı aslında İsrailoğullarının içinden bir grup yapıyor. Bunlar Bünyaminoğulları. Bu Bünyaminoğulların özelliği ne dersen, bu İsrailoğulların içinde Bünyamin ve Hazreti Yusuf. Bunlar küçük kardeşi temsil ediyor. Çünkü anneleri ayrı. İki kardeş onlardan. Diğer bütün İsrailoğulları başka bir anneden, başka annelerden ve onlar hepsi büyük kardeş. Şimdi burada ardıllık kanununun tam bir şeyini görüyoruz, versiyonunu. Büyük kardeş, küçük kardeş. Şimdi bu Hazreti Musa'ya isyan edenler öyle 3-5 kişi değil. Bir tane adam çıkıp da bir şey yapmış değil. Bünyaminoğulları o gün onlara iç savaş ilan ediliyor. 100 bin kişi öldüğü söyleniyor. Yani çok kalabalık da o zaman. İbrani kaynaklarında geçiyor. Tabii 600 bin kişi çıktılar zaten. 100 bin kişi karşılıklı öldüğü söyleniyor ki en az 50-60 bin kişi Bünyaminoğullarından ölmüştür. Şimdi bu Bünyaminoğullarının davası şu. Biz geldiğimiz yerdeki bu boğa kültüne sahip çıkıyoruz. Bu boğa kültüne de nereden sahip çıkıyorlar? İşte bu Set'e taptıkları için Mısır'da. Set şeyine taptıkları için aynı zamanda da Osiris var. Osiris'e Set'in savaşı var. Bunlar ikisini de almışlar. Yani boğayı da almışlar. Onun karşısına onun rakip olan da ikisini de şeyini almışlar. Karıştırmışlar. Ve bir kült oluşturmuşlar. Bunu da yapmalarının sebebi şu. Küçük çocuk olarak hak sahibi. Çünkü İsrailoğulları geçmişten beri hep ardılık versiyonunu, küçük çocuk versiyonunu soybağ olduğu için takip ediyorlar. Bu ta Hazreti İbrahim'den beri geliyor. Bunu Hazreti Yusuf kaldırmaya çalıştı. Allah'ın peygamberi olduğu için tam başaramadı. Babasını ikna etti ama İsrailoğullarını tam ikna edemedi ve devamlı tarih içinde bu İsrailoğulların içinde devamlı bu kalkışmayı görüyoruz biz. Bu şimdi birinci iç savaş ve bu boğa kültünün İsrailoğulları içinde bir grup tarafından tamamen sahiplendiğini gösteriyor. Bu giderek İsrailoğulları yerleşip orada hakimler dönemi geldiği zaman birinci kral seçilmesi gerektiği zaman Saul de bunlardan, mecburen bunlardan seçiliyor, Bünyaminoğullarından. Evet. Yani şimdi orada öyle bir şey oluyor ki Bünyaminoğulları demek ki yani bu işte çok ağır basıyorlar ve kral onlardan seçiliyor. Saul İsrailoğullarının ilk kralı. İlk kralı. Ondan önce hakimler dönemi var. Hakimler dönemini hiç anlatmıyorum. Orada devamlı ataklar var. Devamlı her gelen yönetici, hakim dediğimiz yani kral namı olmayan gene yöneticiler. Ama seçimle gelmiş. Ya bir peygamber seçmiş ya İsrailoğulları seçmiş. Şimdi orada da devamlı bu Baal kültüne dönüşler, gayretler var. Onlar da hep onları önlemişler. Gelenler de hep başarılı işler yaptığı için işte Filistinlilerde savaş yapmış, yenmiş. İşte gitmiş Filistin'in kralını öldürmüş, kahraman olmuş falan. Onun üstüne çıkamamışlar. Bünyaminoğulları onu aşamadıkları için kabul etmişler bir dönem, sinmişler. Ondan sonra hep atak yapmışlar. Şimdi Saul ile başlıyor bu iş. Saul onlardan. Şimdi Saul ile devam ederken ondan sonra Hazreti Davut çıkıyor. Hazreti Davut Bünyaminoğullarından değil. O da bu işi yok etmeye çalışıyor. Onun da yok etmesi şu. Aslında asil soydan değil, Hazreti Harun soyundan ama. Hazreti Harun soyundan olmasının önemi de şu. Hazreti Musa ile çıkarlarken orada boğa kültüne karşı duran Hazreti Harun ve Hazreti Musa vardı. Diğerleri yani iç savaş onların arasında oldu. Şimdi o zaman o da haklılık iddia ediyor. Yani annesi yalnız, işte annesi, anneannesi galiba. Anneannesinin annesi de olabilir. Yani büyük annesi diyelim. Hazreti Davud'un İsrailoğullarından değil. O yüzden biraz o şey.
ve krallığı vermek istemiyor Saul. Devamlı Saul onu öldürmeye çalışıyor. O da çok kahramanlıklar yapıyor. Şöyle yani Calut meselesi var. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. İşte Filistin'den kahraman denilen bir adamı çok kolay öldürüyor. Kur'an-ı Kerim'de de var Bakara suresinde. Şimdi onu öldürünce halkta çok büyük bir desteği oluşuyor. Onu orduya almak zorunda kalıyor Kral Saul. Aldıktan sonra gönderdiği yer işte zor işlere gönderiyor ki tökezlesin de hani şey yapayım. Çünkü bunun kahramanlığı benim ünümü aşıyor diye. O gittiği her zor işi de başardığı için daha da yükseliyor şöhreti. Bu sefer baş edemeyince ona suikast teşebbüsleri yapıyor. İki kere peşinden gidiyor. O da artık mecbur kalıyor yanında kendine güvenen. Önce işte 50-100 ondan sonra 300-400 adamı oluyor. Dağlara çekiliyor. İki kere de fırsat Hazreti Davut'un eline geçtiği halde Kral Saul'u tek başına yakaladığı halde bir keresinde mesela mızraklarını alıyor. Öldürmek elindeyken öldürmediğini belli ediyor. Evet. Bir keresinde de o mağaranın içinde tek olarak yakalıyor. Gene öldürmüyor. Bunlar da duyuluyor. Bunlar da ününü arttırıyor. Şimdi Hazreti Davut öyle bir şey oluyor ki gerilla lideri tam dengeyi sağlayan birisi ve hem güçleri var hem de halkta çok büyük şeyi var, şöhreti var. Şimdi bundan baş edemeyeceğini anlayınca mecburen diğer boylar ve Bünyamin oğulları da kabul ediyor. Önce Yahuda bölgesi olması lazım. Önce Yahudalılar yani güney bölge gel bizim kralımız ol diyorlar. Tabii onlar diyor ki. Onlara kral olduktan sonra üstteki kuzey İsrail bölgesi de kabul ediyor. Hatta iki sene ilk başta kabul etmiyor. Etmiyorlar. Saul ölmüş, oğlu yeri orada iktidara gelmiş. İki sene diktatörlük yapıyor, iş boşet. Hatta evet. Savaşıyor, Hazreti Davut'a savaşmaya çalışıyor ama kendi adamları bile artık Davut'un tarafına geçince iş boşet devriliyor. Hem kuzey hem de güney meclisi. O iş boşet yani, Saul'un şeyi. Oğlu. O iktidara gel. Kendi şimdi o orada da kalmıyor bak. Şimdi buradaki konuyu iyi anlamak lazım. Hazreti Davut'un şeyini niye kabul etmiyorlar? Bu kadar zorlanıyor. Bu kadar da güçlü olduğu halde. Yani halk desteği de var. Kendi güçleri de var. Ondan sonra bunu kabul etmemelerinin sebebi Bünyamin oğullarından değil. Bünyamin oğulları da işte Hazreti Musa zamanında ve Mısır'dan gelen o külte bağlılar. Yani Hazreti Musa ile çarpışıyor. Çünkü Hazreti Davut da soyunu geliyor Hazreti Harun'a bağlamaya çalışıyor. Baba tarafından. Buradaki iki tane oradaki savaşan, iç savaşta savaşan şey İsrail'in içine geliyor krallık mücadelesi olarak. Bunu iyi anlamak. Bunun altında da şu var. Ardılık kanunu dediğimiz sistem var. Çünkü onun da ötesinde Bünyamin oğulları Hazreti Bünyamin zamanında en küçük kardeşler. En küçük kardeş demek şu demek. Soyu krala en yakın olan demek. Diğer büyük kardeşler de diğer şeye bağlı. Hazreti Harun'un geldiği o diğer kabilelerden. Bu ardılık kanunu takip eden böyle bir sistem. Şimdi bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra Hazreti Davut'tan önce de olabilir, Hazreti Davut zamanında da olabilir. Hazreti Davut'tan önce tahmin ediyorum, Kral Saul'dan sonra yine bu Bünyamin oğulları bir şey çıkartıyorlar. Bir adamın bir tanesi cariyesi evinden kaçıyor diye cariyesini aramaya gidiyor. Yani bu Tevrat'ta anlatılan şeyi anlatıyorum. Cariyesini aramaya gidiyor, cariyesini buluyor, alıyor, getiriyor. Geriye dönerken memleketine yabancıların yani İsrailoğlu olmayanların birinin memleketinde akşam olmuş. Buraya girelim kalalım burada diyorlar. Yok diyor orada kalmam ben. Kendi bizim insanımızın memleketine gidelim. Orada da denk geliyor Bünyamin oğullarının oturduğu şehir. Galiba Gat diye bir şehir. Yanlış olmasın da. Yani şehrin ismini tam doğru söylemiş olabilirim. Bu şehirde kalıyorlar. Kimse bunlara şey yapmıyor. Şehrin meydanında evine davet eden yok. Hatta diyorlar ki ya biz de hani parasını verelim, ücretini verelim, çalışalım ne yapalım. Hani kalacak yerimiz yok, sokakta kalmayalım. İhtiyar bir adam tarladan dönen ya gelin diyor benim evimde kalın. Onda kalırken yemekler falan yiyorlar. Gece 100 taneden fazla delikanlı Bünyamin oğullarına evin etrafını sarıyorlar. Bir sürü şeylik yapıyorlar. Artık aşırı hareketler. Sonra o cariyeyi alıyorlar, kaçırıyorlar, ona tecavüz ediyorlar. 100 kişiden fazlasını tecavüz etti diyor ve kadını öldü diyor Tevrat'ta. Bunun üzerine adam tutuyor, cariyesini de seviyormuş. O cariyesini gezdiriyor İsrailoğullarının 12 kabilesinin bulunduğu bütün şehirleri. Bunu diyor Bünyamin oğulları yaptı.
Bunun üzerine zaten burada bir şey var, çekişme var. Bütün kabileler toplanıp Bünyamin oğullarına savaş ilan ediyorlar. Önce şöyle diyorlar, o 100 kişiyi bize teslim edin, cezalarını verelim, teslim etmezseniz sizle savaşacağız. Onlar da etmiyorlar. İkinci iç savaşta böyle çıkıyor. Ve burada bütün Bünyamin oğullarını kovalıyorlar. Hatta öyle bir şey ki öldürüyorlar çoğunu. Yani iç savaş bu. Şimdiki Suriye'dekinden daha fena yani. Öldürüyorlar. Dağılıyor hepsi. Tire, Lübnan tarafından hepsi Efes, şu bu falan. O zaman Efes yok tabii. Truva var. Ondan sonra Yunanistan var. Roma'ya doğru kaçıyorlar. Ondan sonra Akdeniz'e yayılıyor. 400 tane bakire kız kalınca bunlar ne yapalım, öldürelim diyorlar. Aman öldürmeyin. Bünyaminoğulların soyu gene tamamen yok olmasın fakat bizim şeyimize sınırlı olarak yaşasınlar. Bu kızları çağıralım, o kaçan erkekleri verelim, evlendirelim, bir de köy verelim onlara, orada otursun onlar. Şimdi erkekler fazla geliyor. Onlar da diyorlar ki bir taktik olarak, size diyorlar bu 400 kız yetmez. Kenardaki diğer yabancı milletlerin kızlarından çalabilirseniz çalın, kaçırın. Onlardan size saldıran olursa biz koruyacağız, korkmayın. Onların da soyunu böyle bozmak, karıştırmak da istiyorlar. Bak bunların yapılan işlerin hepsi bu ardılık kanununa göre planlanan. Yani hem Bünyaminoğulların yaptıkları hem İsrailoğulların onlara yaptıkları. Şimdi bu böyle gidiyor. Onların da şeyi sınırlı halde kalıyor. Bu kasabanın, bu bölgenin adı Magdala. Bak buradan Hazreti İsa'ya bağlanıyoruz. Şimdi yani bu öyle acayip bir olay ki. Şimdi yani o köy kuruluyor. O kurulan köy ismi Magdala değil mi? Magdala. Maria Magdala. Meryem oradan Magdalalı Meryem. Hazreti İsa'nın karısı olduğu iddia ediliyor. Ondan bir kızı olduğu iddia ediliyor. O Fransa'ya gidiyor. Oradan bir soy çıkıyor. Evet. O soy Merovenci ailesi. Bütün dünyayı aileleri şu anda alt üst eden olay buradan çıkıyor. Bak nereden nereye adım adım. Görüyorsun değil mi? Şimdi bu masonluk da bundan. Hepsi bundan. Şu anda sen üçgen göz görüyorsan doların üstünde bununla ilgilidir. Yani şimdi evet, ben çok fazla konuştum. Sen devam et, sen tamamla. Senin söyleyeceğin şeyler birikmiştir. Güzel gidiyorsun. Ama şimdi yani bak, bu Magdala Meryem'e girdik mi çok acayip. Oralar çok acayip. Yani fazla da şey yapmak istemiyorum. Ben şimdi kitabımda tamam, yazacağım konular bunlar. Tamam, o zaman ben şöyle bir toparlama yapayım. Başından beri konuştuğumuz meselelere. Şimdi Nefilim diye bir kavram var. Bu Nefilim, işte Tekvin bölümünde eski ayetin anlatılan Tanrı oğulları diye tırnak içerisinde, ama aslında orijinal ifadesi Beni Elohim, yani Tanrı ile alakası olmayan, Tanrı'nın değil, çoğul bir kavramdan, göksel çoğul birçok varlığın çocuklarından bahsediyor. Bunların insan kızlarını beğenip alması ve onlardan çocuklarının olmasından bahsediyor. Ve bu çocuklara da nefil deniyor. Çoğul da nefilim. Evet. Ve bunlar devler olarak tanımlanmış, ama eski ayetin Tekvin bölümü bununla ilgili anlatımı fazla uzun tutmuyor. Burada kısa tutuyor ve kesiyor. Ondan sonra başka konulardan devam ediyor. Tevrat'ın ilerleyen bölümlerinde sadece Anak oğulları diye bir takım kavimlerden bahsediyor. Aslında o Anak oğullarının arasında bir bağlantı var. Görünmeyen bir bağlantı. Araştırdığın zaman onu çıkarıyorsun. Mesela Goliat, işte Kur'an'da Calut ismiyle geçen karakter. Tevrat'taki Goliat da mesela Anak oğullarından olan, ki o da bir dev olarak tarif ediliyor. Ondan sonra onun gibi bazı aile isimleri veriliyor. Ama Nefilim'le ilgili ve bu Beni Elohim denilen kavramla ilgili Enok kitabına baktığımız zaman bütün şey, düğüm orada çözülüyor. Enok kitabı bütün gizemlerin aslında ana kaynağı, baş kitabı. Bu konulara meraklı olanların da okumasını önereceğimiz, tavsiye edeceğimiz bir kitaptır. Orada gökyüzünden düşmüş meleklerden bahsediyor. Bu düşmüş melek kavramı, Fallen Angels kavramı, bizdeki cinler olarak karşımıza evet, çıkan varlıklarla eşleşiyor aslında. Bunlar Hermon Dağı diye bir dağa iniş yapıyorlar gökyüzünden. Ve bunlar kalabalık bir grup olarak iniyorlar ve kendi aralarında bir anlaşma yapıyorlar. Diyorlar ki biz insanların çok kötü bir iş yapacağız biz. Bunların başında da şey var. O kötü bir iş ne işte? İnsanlarla soyu karışacak. Evet. Samyaza diye bunların bir liderleri var. Evet. Samyaza diyor ki ben diyor işte buna karar verdim ama diyor hepimiz bunu yapacağız. Ve hep birlikte de yemin edeceğiz. Çünkü yasak bu iş. Dönmeyeceğiz. Aramızdan kimse dönmesin diye. Hani o kadar korkuyorlar ki yapacakları bir şeyden. Bir kişi yaparsa bir kişi suçlanacak. Hepsi yaparsa. Yargılanacaklar. Yani yargılanacaklar. Çok ağır cezalar var. Diyorlar ki hepimiz yemin edelim, kimse yeminden dönmeyecek ve bunu insanlardan bak, kız alacağız. Şimdi unutma. Gene devam et. Şimdi burada yargılanacaklar derken bizi izleyenler şöyle anlayabilir. Allah bunları yargılayacak, yasakladı.
Şimdi bir de şöyle düşünsünler. Burada bir soy var. Bu soyla diğer soyun karışmaması gerekiyor. Çünkü ikisi de insanımsı ama genetik yapıları ayrı. Karışmaması. Her soyun kendi kulvarına gitmesi. Şimdi burada eğer şimdi bu tam burada galaktik sistem yeri, bilmeden bu karıştırılırsa sorun çıkıyor işte. Tam kaldığın yerde unutma, bir kısa araya gidelim. Şamyaza da kaldı. Tamam. Samyaza veya Şamyaza şekillerinde değişik telaffuz ediliyor. Oradan devam edelim ama kısa bir aradan sonra. Tamam. Evet, az sonra buradayız.